Kiosk TV ekranlarından hepinize iyi akşamlar diliyoruz efendim. Serkan Kaynar'la özel programındayız bu akşam. Zeytin konuşacağız efendim. Bu akşam gemliğin aslında Allah'ın bir nimeti zeytini konuşacağız ama tabii sorunlarını, problemlerini de konuşmadan olmaz. Hepiniz hoş geldiniz programımıza efendim. Her programda olduğu gibi gemliğin derdiyle dertlenmeye çalışıyoruz Kiosk TV ekibi olarak. Mümkün olduğu kadar gemliğin nabzını tutmaya ve problemlerin üzerine gitmeye, konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta gerçekten dolu dolu konularımız var, konuklarımız olacak. İşte bugün zeytin konuşacağız. Perşembe günü esnafın konuştuğu program karşınıza gelecek. Cuma günü de yine bir dernek başkanını alıyoruz. Reyhan Çorum'u konuk alıyoruz. Bu hafta gerçekten dolu dolu bir hafta olacak Kiosk TV ve sizler için. Bu akşam dediğim gibi Allah'ın gemlik için bir nimeti olan zeytini konuşacağız. Ama tabii ki iyi tarafları, kötü tarafları, geçtim onu, sorunları, problemleri hepsini bu akşam bu masaya yatıracağız. Ve Obalı Zeytin İşletme sahibi sevgili Himmet Çam'la bu konuları konuşacağız. Kendisi bu konuda ciddi bir şekilde kendini yetiştirmiş ve gerçekten programa çalışarak gelmiş. Güzel bir program olsun diliyorum. Lütfen siz de mesajlarınızla, sorularınızla hem konum hem bana destek olabilirsiniz. Tabii programı da elinize korkak alıştırmayın. Paylaşmanız gerekiyor. Bol bol paylaşın ki birçok kişiye ulaşalım ve bu dertle herkes birden dertlensin. Ve doğru bir program olsun, faydalı program olsun. Evet Himmet Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Serkan Hocam. Öncelikle teşekkür ederim. Değerli vaktinizden ayırıp gemliğin tekrar söylüyorum. Allah'ın bir nimeti aslında ama evet. Neden bu nimeti kullanamıyoruz onu konuşmaya çağırdım. Aynen. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için. Öncelikle bizi izleyen değerli izleyicilerimize siz bizi bu programa davet ettiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Çok eyvallah, sağ olun. Ben de ekibim adına çok çok teşekkür ederim davetimize icabet ettiğiniz için. Şimdi özelde bir tanıtmak istiyorum. Himmet Çam, yani evet. Obalı Zeytin İşletme sahibi Himmet Çam. Neden esnaf konuşuyor da değil de Serkan Kaynar'la özel programında? Zeytin çok özel bir konu. Esnaf farklı. Tamam, ticaret tarafı da var. Ama esnaf olarak nitelendirmedim. Aslında biraz daha böyle çünkü esnaf olursa o yaranın parmak basamaz aslında. Bir çalışan, dersini çalışan bir insan olarak aldım Himmet Bey'i. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Özelde tanıtalım dedik. Peki tanıttık değil mi? Özür dilerim. Lafı açtı ama. Kendimi tanıtmadım da. Tamam. Himmet Çam'ı şöyle bir tanıyalım bakalım. Hocam ben 1977 Gemlik Yeniköy doğumluyum. Zeytinle alakamız, dünyaya geldik, zeytini tanıdık. Baba mesleği olarak, ata mesleği olarak. Zaten köyümüz 1950'de kurulmuş bir köy. İlk ziraata, ilk kurulduğu 1950'den sonra ziraatı tanımış olan bir köy. Ve toprağı, zeytini tanıdığı için bu sektörü çok sevmiş bir köy. Biz de sevdik. Sonra eğitimimizi tamamladık. Eğitimimizden sonra tekrar nasip oldu zeytin sektörüne ticari olarak geri döndük. Ama bu arada üretimi de bırakmadık. Bizim de bu üretim yıllarımızda aksine çok büyük sıkıntılar yöremizde, bölgemizde, köyümüzde, özellikle Gemlik'te çok büyük sıkıntılarla karşılaştık. Bununla da hala uğraşıyoruz. Üretmeye çalışıyoruz, zeytini seviyoruz, toprağı seviyoruz. En güzelini yapmaya çalışıyoruz ama değişik nedenlerden engellerle karşılaşabiliyoruz ya da imkansızlıklarla karşılaşabiliyoruz. Zaten onları açacağız. Bu akşam evet, açacağız. Aynen. Ama şöyle başlayalım sohbetimize. Gemlik için bir değer. Tabii. Gemlik zeytini. Tabii. Gemlik için çok önemli bir değer. Dünya çapında bir değer. Ama sahip çıkabiliyor muyuz biz Gemlik halkı olarak, yöneticileri olarak, üreticisi olarak, tüketicisi olarak? Yani sahip çıkabiliyor muyuz? Hocam Gemlik zeytini açıkçası şu an bir fetret devri yaşıyor. Biz ticaretiyle de uğraştığımız için, evet Türkiye için çok güzel bir nokta. Türkiye'de ağaç sayısının çoğaltılması, Türkiye'de
her tarafın zeytin dikilmesi dünya konjektüründe baktığımızda çok mükemmel bir şey. Buna karşı değiliz. Lakin biz bu konjektürün içinde Gemliğin en ön safta olmasını istiyoruz. Bizim Türkiye üretiminin %4'ünü ya da %10'unu ya da %2'sini neyi karşılarsa karşılayalım. Ama biz kalitemiz, daha bizim kalitemizi aşan bir bölge yok Türkiye'de. O yüzden biz kalıcı olmak zorundayız. %1 de olsak, %10 da olsak biz bu sektörde kalıcı olmak yani zorundayız. Üretim anlamında %1 dahi olsak. Tabii %1 dahi olsak biz Gemlik markasını korumak zorundayız. Bu yüzden bunu korumak için de bu değişik sıkıntıları aşmak zorundayız. Yani bu gerekirse devlet, gerekirse kooperatif, gerekirse belediye, bunları açacağız daha. Bu sıkıntıları bir şekilde Gemliğin marka olarak, zeytinin hala burada bir etiket olarak bizi yansıtabilmesi için, bizim de bunu üretebilmemiz için ki maliyetlerin çok yüksek olduğu şu dönemde, üretici gerçekten büyük sıkıntı içinde. Yani alternatif ürünlerimiz olmadığı için de zoraki bazı üreticiler ki biz de zoraki bu ürünü devam ettirmeye çalışıyoruz. Onun yanında da tabii gerekli yerlerden destek istiyoruz. Gerekli yerlerden bizi de görsün istiyoruz. Yani Anadolu'yu geziyoruz. Anadolu çiftçisini tanıyoruz. Anadolu çiftçisine devletin neler yaptığını biliyoruz. Ama Gemlik çiftçisi bu konuda yetim. Peki, sahipsiz. Satış ayaklarını işte zeytin festivaliydi, odalardı, belediye, bunların hepsini konuşacağız, evet. Ama ilk önce bir üretim ayağından başlayalım. Aynen. Yani özellikle Gemlik zeytini üreticisi ne zorluklar yaşıyor? Yani? Hocam Gemlik zeytinin üreticisi birincisi iklim sıkıntısını yaşıyoruz. Bunu artık nasıl diyeyim? Hücremize kadar hissediyoruz iklimi. Kaç yıldan beri kar yağışı olmadan 10 yıldan topluyor. Beri biz özellikle Nisan yağmurlarının Haziran'a kayması, Haziran'da da çiçeklenme döneminde yağmura denk gelmemiz bize hüsran yaratıyor. Bu sene de dedik ki, hatta bu sene o kadar mükemmel bir seneydi ki, dedik ya son... Üretim anlamında mı, iklim anlamında mı? Üretim anlamında da, iklim anlamında da. Üretimde ağaçların neşesi çok güzel, mükemmel, çiçeklendi her taraf. Hani mükemmel, o yağmur, son yağmuru yemesek belki Gemlik son 10 yılının en güzel rekoltesine ulaşacaktı. Ama son anda yine yağmuru yedik. Belli bölgelerde kendini kurtaran araziler oldu. Bu değişik nedenleri var bunun. Herkes buna bir bahane üretiyor. Yok kurtlu, yok şuydu. Benim bir üretici tecrübe olarak çiçeğini açan ağaçlar kurtardı. Çiçeği açılmadan yağmura yakalanan ağaçlar komple gitti. Bu sene için söylüyorum. Bu sene için söylüyorum. Bunu biz 10 seneden beri yaşıyoruz. 10 seneden beri bir geçen yıl bu işi, bu yağmur işini kurtarmıştık. Güzel bir rekolte olmuştu bölgemizde. Ama diğer yıllarda da biz bunu yaşadık, yaşıyoruz. Bu iklim Allah'tan gelen bir şey. Ona yapacağımız bir şey yok. Onunla biz yani iklim bu şekilde bu ürünü zaten bırakacak değiliz. Bir şekilde yine mücadelemize vereceğiz. Peki, ama iklimin dışında farklı bir boyuta getirelim. Sizin program öncesinde de bir konuştuğumuz zaman evet. Sulu tarım. Sulu tarım. Yani artık o zaman iklim değişikliğiyle beraber artık sulu tarıma geçme zamanı mı geldi aslında? Hocam şimdi yaşlılarımız çok iyi bilir. Eskiden bizim çocukluğumuzda Gemliğin ya da bu bölgeye muhakkak ki Ağustos ve Eylül yağmurları olurdu. Ya da salı yağmurları Gemliğin çok meşhurdu. Aynen. Bize su gerekmezdi. Biz susuz tarımla mükemmel zeytin üretirdik. Gerçekten çok kaliteli zeytin üretirdik. Ama iklim değişikliğinden sonra, şimdi zeytin sezonuna başlıyoruz, zeytine başlıyoruz. 2 ay yağmur düşmüyor bölgeye. Yani sezonun sonuna geliyoruz artık toplamanın. Biz yine yağmur görmüyoruz. Yani yağan yağmur da böyle hızlı, aralıklı yağıyor zaten. Yani. Yetersiz yağıyor, dağlar çekiyor, bölgemize düşmüyor. Bunun için de ne yapmak gerekiyor? Şimdi ticaret yapıyoruz değişik yörelerden de zeytin alıyoruz yani bu artık ülkenin bir gerçeği. Ama benim gittiğim her bölge sulu tarımda. Ege'nin her noktası, Akdeniz'in her noktası sulu tarımda. Ama sadece Gemlik'te sulu tarım yok. Sulu tarım nedir onu söyleyeyim. Sulu tarım %200 rekolte demektir. Bak %100 değil. Farz edelim 1000 ağaçlık yeriniz var ve şu an tam kurak sezonu, kurak aldı. 1000 ağaçta da çok güzel zeytininiz olsun. Sadece 10 tonla
15 ton arası yağlık sıyırırsınız. Ama sulu tarıma geçerseniz 1000 ağaçtan 35 tona kadar zeytin toplarsınız. Bu derece etkili aslında. Bu derece etkili sulu tarım. Şu an kendim de suyla uğraşıyorum, sulamakla uğraşıyorum. Bölgenin suyu olanlara yalvararak su almaya çalışıyoruz. Sağ olsunlar işimizi görenler oluyor. Ama bölgede, arazilerde su olmadı oluyor ki bizim burası bir Ege gibi değil. Bizim burası şimdi Ege'nin, Allah adamlara arazi vermiş, arazi var. Yani kendi arazisine adam her tür masrafı yaptığında kaldırır. Yani sondajını vurdurur, elektriğini getirir, sulamasını yapar. O masrafı çıkartır ama bizde böyle değil. Bizde bölünmüş yerler, parça yerler. Adamın 1000 ağaç yeri dahi olsa 100 ağacı bu mevkide, 200 ağacı falan mevkide, diğer parçası bu, 10 parça yer var. Sulaması için 10 ayrı bölgede su çıkartması lazım. Böyle bir şey mümkün değil. Yani artık bölünmüş yerler tabii, çok aşırı bölünmüş yerler çok fazla olduğu için bize suyun ya DSİ eliyle ya belediye eliyle ya büyükşehir eliyle getirilmeli ve bir şekilde bu üreticiye sunulmalıdır. Yani üretici dediğimizde bu basitleştirilmemeli. İnanın üretici bugün, üreticinin ürettiği ürün sade zeytinde benim kaba taslak düşündüğüm zaman 1000 kalem alanı besliyoruz biz. Bak mazot, ilaç, şu bu hariç o kadar çok alanımız var ki. Sulu tarıma geçiyorsun. Ya o suyu sularken dahi plastik sanayine, motor parçasına, şuna ödediğin paranın haddi hesabı yok. O kadar geniş bir alan bizim üretimimizden ekmek yiyor. Masraf kalemi aslında üretici bazında tabii. Çok kalem çok. Bırak o zaman üretici de ekmek yesin. Birileri de üreticinin elinden tutsun. Bu bölge ayakta kalsın. Peki devlet bakmıyor mu? Yani devletin teşvikleri var. Anadolu'da çok duyduğumuz mazot. Şimdi Gemlik evet. Yok mu? Hiçbir şey yok. Bize hiçbir şey yok. Bize Gemlik'ten mazot teşviği yok. Sade dönüm başına bu sene kaç lira bilmiyorum, bir 15 lira para var. 30 dönüm yerin mi var? 30 dönüm yerin 3 ayrı köyü mevkisinde diyelim. 3 ayrı köyü gezeceksin. 3 ayrı muhtardan imza alacaksın. 6 azadan imza alacaksın. Bana 15 lira para verecek 30 dönüme 450 lira bana mazot desteği, dönüm desteği. 450 TL. 450 TL. Böyle komik bir rakam. Zaten onu da ağza muhtar peşinde gezerken mazot olarak harcarsın yani. Yani evet. Böyle bir şey. Şimdi Anadolu'da bir mısıra sılaca veren, yani mısır sılacına veren dehşet teşvikler var. Ya Anadolu'da öyle yerler görüyorum ki mesela DSİ'ye hat döşemiş. O kırsala, kırsalda nedir? İşte buğdaydır, şudur, amenna başımızın tacı, hepsine şeyiz. Ama girdi olarak düşündüğümüzde bizim zeytinin döndürdüğü paranın belki %1'ini döndürmüyor. Ama o şekil bir yatırım yaparak o alanlara su getirmiş DSİ. Ama burada düşünün yani sadece şu Gemlik bölgesinde, üretimde, harcamalarda, satışta dönen para... Ya da ona ne diyelim artık yani o sirkülasyonda devletin vergi olarak dönüşümünde vergi olarak sağlayacağı para dehşet para. Ve sen buraya bir suyu çok görüyorsun ya da getirmiyorsun ya da buranın siyasileri tutup bundan nasıl diyeyim ya istemiyor. Ya şöyle de bir gerçek var şimdi buranın da güçlü tarımcıları var. Ya başta milletvekilimiz var. Olmuyor diye bir şey yok. Hani çok ciddi ya milletvekili bunu çok iyi biliyor aslında. Ciddi bir yatırımdır. Tabii. Belki gücü yetmiyor olabilir. Hani hocam bir, şöyle bir şey var. Bakın İznik yoktur gibi. İznik Gölü Karsak Köyü'ne kadar sulama teşkilatı getirdi. Karsak Köyü bizim burnumuzun dibi. Doğru. Çok yakın. Karsak Köyü'ne gelen sulama teşkilatı bakın Gürlesi şeye kadar, göle kadar olan Orhan Gazi'nin bütün köyleri sulanıyor. Şimdi Orhan Gazi'ye bu hizmet geliyor da Gemli'ye niye gelmiyor? Kars'a gelen, İzni'ye gelen o hat, buradan Umur Bey'in bostanlık mevkii dediğimiz yöreden Umur Bey'e, Umur Bey'den Kavak Dibi'ne, Kavak Dibi'nden Muradoba'ya, Muradoba'dan Yeniköy'e, ki Umur Bey'e geldiğinde Benli'ye, her tarafa, Saca'ya o kadar rahat dağıtılır ki. Ya kimse şunu demiyor ya benim tarlamın başına suyu getir demiyor. Sen sade ana hartellerden geçir bunu. Ara hartelleri üretici lazım olan ana hartellerini kendi döşer zaten.
ya da ortak döşer. Bir şekilde ana hartel bulunduğu zaman üretici o ana hartellere ulaşır. Peki Kumla'daki barajın bize faydası olur mu acaba? Kumla'daki barajın buraya dönüşümü daha uzak. Ama buradaki Kars'a gelen suyun boru potansiyelini bilmiyorum. Burayı da doyurur mu bilmiyorum ama ikinci bir boru yanına atabilirsin. Çünkü Kars'a kadar çok güzel sulanıyor. Onu da bırak burada bizim Genceli Köyü. Kars'a yapılan yatırım gibi Genceli Köyü'ne sulama teşkilatı yapıldı. Şimdi şu an bu sene sulama yaptılar mı bilmiyorum ama hattı her şeyi döşendi. Neden böyle lokal yapılıyor ya da o köye yapılıyor? Bu neden genelleştirilmiyor? Bakın Umur Bey dediğimiz sahada dehşet bir arazi var. Şu deniyor, Gemlik'te zeytincilik bitti, işte Gemlik'te zeytin tarımı gitti. Bakın sanayiye Engür Ovası gidiyor falan deniyor. Engür Ovası tamamen gitse dahi, Gemlik'in gözüken yamaçları tamamen gitse dahi, şu an Gemlik'teki zeytin ağacının %5'ine tekabül eder. Gemlik'teki zeytin ağacı dediğimiz zaman nereden? Narlı'dan başlıyor. Evet. Benli. Benli'nin son şeyine kadar uzanıyor. Oradan dönüyor Bostanlık, Umur Bey, Katırlı, Hamidiye, Seçköy, Selçuk Gazi'ye kadar uzanıyor. Kurtulu var bunun, Yeniköy'ü var, Engürüsü var. Devasa bir alanda yine bizim dehşet şeyde ağacımız var. Ve bizim ağaçlarımız sulu tarıma geçtiğimiz zaman bizim ağaçlarımız büyük ağaç. Allah'ın verdiği seneler bizim ağaçlarımız 2-3 kasa zeytin yapacak potansiyelde ağaç. Ağaç sayısımız düşük olsa dahi bizim rekolte yani kilo avantajımız bu ağaçlardan her zaman fazla olur. Sulu tarımın şöyle bir özelliği var. Şimdi bizim ağaç şu an üzerindeki meyveye sulanmayan ağaç, üzerindeki meyveyi yaşatmak için mücadele veriyor. Kendim mi yaşayayım, meyveyi mi yaşatayım? Ya şimdi öyle bir şey ki yer suladım. Benim damlamadan 5 ağacın damlama gözleri arızalıymış, yerde gezerken fark ettim. O ağaçların dibine su damlamamış. Ya damlayan, sulanan ağaç yüzüne gülüyor, üzerindeki zeytin cam gibi parlıyor. Ötekinin şekil kaymış. O derece fark ediyor. O derece fark ediyor ki bugün Akhisar dediğimiz bölge dahi sulanmasa bugünkü rekoltesinin 1/5'ine anca alır. Bak bugünkü Akhisar farz edelim ki bugün 1 milyon ton zeytin üretiyorsa bunun 1/5 nedir? 100 bin ton zeytin üretir. Sulu tarım bu kadar bölgede etkilidir. Ayrıca gelecek senede ağacın ürün yapmasında çok büyük etkilidir. Çünkü sulanan yer sürgün yapar. Sürgün yapan yer taze göz sürer. Taze göz yeni doğuma, yeni çiçeğe ve doğuma hazırdır. Şimdi sen sulanmamış, bir yaz susuzluktan yatmış, bir santim sürgün yapmamış ağaca, üzerinde de zeytin var ise, olan yeni doğum yapmış yaprak gözlerine yeni sene doğum yaptıramazsın. Doğum yapabilmesi için taze sürgün sürmesi lazım ağacın. Yani o da bir canlı. İnsan kendini gibi, yenilemesi lazım. Kendini yenilemesi lazım. İnsan gibi bütün canlılar, tabiat da bir canlı yani. Mesela Murat Ateş demiş ki, Murat Kader Ateş, 2012 yılından bu yana Engür Ovası'nda Acı Badem mevkiindeki yerimden hiçbir şekilde verim alamıyorum demiş. Yani 2012 dediğimiz zaman işte yaklaşık hani 10 yıldır iklim değişikliğinden bahsediyor. İşte Engür Ovası'nda benim de yerlerim var. Engür Ovası özel bir çaba istiyor. Çünkü mantar dediğimiz olayla bu yine iklim değişikliğinden kaynaklanan ağaç yapraklarını mantar yapmasından ötürü çok sık bakır dediğimiz ilacın sık sık tekrarlanması gerekiyor. Ben de bir sene tecrübesizdim. Yerimi mantara yakalattırdım. Bütün yaprağını attı. 2 senede kendine getiremedim. Çünkü hani insanların da bu konuda bilinçlendirilmesi. Bizim burası dağlık. Tepe alanlar, rüzgar alan yerler mantardan sıyırıyor. Ama vadiler, ovalar aşırı nem yapışından mantara yakalanabiliyor. O yüzden sıkı takip edilmesi gerekiyor. Bunu ilçe tarım mı yapar, kim yapar? Bu tür şekil bilgi vermesi gerekiyor. Çünkü ilaçlama dahi bölge bölge fark ediyor. Vadinin ilaçlanmasıyla tepe üstünün ilaçlanmaları çok şey. İşte birinci nedeni mantar ovaların. İkinci nedeni de aynen böyle iklimin.
çiçeği tutsa dahi, işte yaprağı hasta olan ağacın açtığı çiçek dahi zayıf olduğu için çok güçlü çiçek açması lazım. Çok güçlü tomurcuk vermesi lazım. Zayıf verdiği zaman bu sefer hiç yağmura, iklime dayanamıyor, tamamen gidiyor. Peki sen hem üreticisin hem tüccarsın. Evet. Tüccar ayağını da konuşacağız ama ya bizim şehrimizde ziraat odası, ticaret borsası, Marmara Birlik, ticaret odası denir mi? Ticaret borsası dedim galiba. Ticaret odası da denir mi bilmiyorum ama. Hocam ben açık konuşayım. Yani bundan hiçbir evet. faydası yok yani sen bu kadar yani. Bakın ticaret yapıyorum. Ben eğer. Oradakiler bizim abilerimiz, eleştirmek için. Bakın her eleştiri de şey değildir. Nasıl diyeyim, düşmanlık değildir ya da kötülük değildir. Zaten beklentidir benim, eleştiri. Öyle bir, öyle yani, bir derdim yok. Tabii öyle bir şeyimiz yani, yok. Ama şimdi ilaç, mesela mantara yakalattım diyor ya, buranın ziraat odaları var. Yani ne zaman ne atılacağı, ben zeytinci dedim ki bilmem. Allah'ın bayramı şimdi, yok yani. Şimdi sinek takip ediliyor. Şimdi ziraat odası, pardon ilçe tarım, haşara takibi yapılıyor. Mantar takibi de yapılıyor ama bunun biraz da bölgede üreticinin bu konuda tecrübe sahibi olması lazım. Üreticiyle de alakalı ama yine de bölge bölge üreticiye bilgi vermesi gerekiyor. Çünkü bu mantar da birinci derece bölgenin sıkıntısı. Şeye gelince, bu ziraat odasına gelince, borsaya gelince. Şimdi borsa diyebilir ki benim 256 olarak biliyorum üyem var. Benim üyem her yerden beslenebiliyor. Diyebilir. Ben de üyesiyim, ben de besleniyorum. Doğrudur. Tüccar çarkını çevirmek yani zorunda. Gemlik dışından ürün tabii, alan, beslenmek alabilir, demek yani, o ya. Aynen. Gemlik ticari dışından manada. Ticari manada ürün alabilir. Buna saygılıyız. Ki herkesin bir gideri var. O çarkın dönmesi lazım. Lakin buradaki üretici beni ilgilendirmiyor dememesi lazım. Sen Gemlik'in ticaret borsasısın. Evet, sen gidip üreticinin sulu tarımına yapacak, yaptıracak değilsin ama önder olabilirsin, teşvik edebilirsin. Diğer STK'ları, bu tür odaları örgütleyebilirsin, köylüyü örgütleyebilirsin. TOBA bu konuda başvurabilirsin, ne bileyim ya, hani büyük şehirden isteyebilirsin ya da devletin, burada bizim milletvekilimiz var, milletvekilimizle toplantı yapıp DSİ'den bunu isteyebilirsin. Bunu yapmak zorunda yani, bunu devlet, ki biz bunu, şu da anlaşılmasın ya, bunu getirin de köylü buradan bedava su sulasın demiyoruz ki, böyle bir şey sakın yapılmasın. Herkes parasını versin, sulasın. Devlet de kazansın, biz buna razıyız. Öbür türlü zaten hibe amaçlı verirsen o hizmetin değerini hani kimse üretici bilmez. De üreticiyi de, insanımızı da tanıyoruz, bilmez yani. Gerçi kesinlikle parayla satmak bilmez. Derken komik paralarla yapılıyor bu. Ya kendi de zarar etmesin. Ama tutup da oradan da devasa ticaret yapmasın. Masrafını çıkarsın, orada çalışanın takibin, ki bu da nedir? Elektriktir. Elektriği ona göre kurumdan ucuz alsın. Alamaz mı? Alır yani. Ben bir, o da devlet, o da devlet. Yani sulu devletin tarımın kurumları yani. Devletin kurumları. Halkın işini görsün, halktan bir makul para alsın ki ben ürettiğim zaman zaten benim her kalemim devlete vergi olarak dönüyor. Üretici ürettiği zaman plastik sanayi kazanıyor, petrol kazanıyor, daha ne diyeyim, makine sanayi kazanıyor, traktör, tarım malzemeleri sanayi kazanıyor. Bir de tüketici toptancı değildir, toptan alışveriş yapmaz, prakende alışveriş yapar. Prakendeyi ne yapacak? Gelecek, Gemlik'teki esnaftan alacak. Gübreden gübreci alacak, sepetçiden sepet alacak, kasacıdan kasa alacak. Ki düşün, bu ne demek? Esnafın canlanması demek. Ben kazanırsam esnaf da kazanacak. Birkaç tane mesaj var, onları müsaade edersen okuyayım. Osman Mete, programımız Gemlik için ve zeytin sektörü için hayırlı olsun inşallah demiş. Teşekkür ederim. Doğan Esen, iyi akşamlar, yayınlar dilerim demiş. Eyvallah. Kayalı Zeytincilik, Erkan Kayalı katılmış yayına. Herkese hayırlı akşamlar demiş. Eyvallah. Serpil Korkmaz, iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Nihat Semiz, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar dilerim demiş. Eyvallah. Fatih Çelik, merhaba, iyi yayınlar Serkan abi. Himmet abiye de selamlar olsun demiş. Eyvallah. Ali Akyüz, iyi yayınlar. Himmet Bey'e sorar mısınız? Gemlik tipi mi, Gemlik zeytini mi? Bu ayrımı sorar mısınız demiş. İlerleyen sorularda var Ali Akyüz. Soracağım. Eşref Dalaklı, su hayattır diye başlayayım. İznik Gölü Gemlik'ten 85 metre yukarıda ama Gemlik zeytin üreticisi kendi akarında maliyetsiz sulama şansı varken
bundan faydalanmıyor. Ne diyeyim, ne kadar diyeyim demiş. Evet. 85 metre yukarıdaymış İzlik Gölü. Aynen, İzlik Gölü. O kadar var mı? Tabii, ya? 85 metre yukarıda. Çok rahatlıkla o su buraya gelebilir. Çok enteresan. Evet. Üretim odaklı çalışan yöneticiler şart. Azot sanayiye giden sudan Umur Bey hak sahibiydi. Azot sanayi satılınca Umur Bey'e su vermediler. Umur Bey mahkemeyi 3 sefer kazandığı halde Ankara bozdu. Siyaset üretici destekli olmadığı sürece işimiz çok zor. Halk kendi imkanıyla su çıkarıyor. Elektrik giderler belini büküyor demiş Mehmet Öğüt. Katılıyor musunuz buna? Bir de alayım hocam. Şimdi mahkemeden bahsetti. Evet. Üretim odaklı çalışan yöneticiler şart dedi. Yöneticilere evet. söyledi. Aynen. Halk kendi imkanıyla su çıkarıyor. Aynen. Bu da yükü çok ağır diyor. Yani. Çok ağır, doğru. Yani bunu devlet eliyle yapmak gerekiyor aslında. Şimdi bizim burada işte, biz burada 500 ağaçlık, 1000 ağaçlık sahalara sahip değiliz. Şimdi biz Anadolu'yu gezdiğimiz zaman 6000 ağaçlık, 3000 ağaçtan başlıyor diğer tarım alanları. Biz bölünmüş arazileriz. O yüzden bireysel anlamda ancak buradaki biraz arazisi geniş olan arkadaşlar bu işi yapabiliyor, başarabiliyor. Ya da yerleri yakındır, çıkartıyor, kendi yerlerine dağıtıyor. Ki üzerinden ticaret de yapıyor, onu da düşünüyor. Ki sağ olsunlar, onlardan az çok biz de faydalanıyoruz. Ama mevkiye hattının gelmediği mevkiler o kadar çok. O yüzden devletin bu suyu getirmesi, herkesin, suyu olanın olmayanın bundan faydalanması lazım. Bölgenin Aynen. faydalanması lazım. Şimdi suyu olanın sesi çıkmıyor. Yani bizde şöyle de bir şey var. Yani adam tamam güçlü burada, suyu var. Benim suyum yok. Yani adam diyor ki yani bana ne? Yani benim zaten var. Ben suluyorum ve güzel zeytin alıyorum. Evet, çok güzel zeytin alıyor. Sulayan para kazanıyor. Ama sulamayan inan sezonda yağlık sıyırıyor. O da işçisini... Şimdi burada izleyen arkadaşlar çok iyi biliyor. Allah'tan makine çıktı, sallama motoru dediğimiz toplama. Sadece sorunları iteledi biraz, öteledi biraz. Tabii aslında. Yani biraz işçilikten destek oldu. Yoksa gidelim şu günün şartında sepeti verelim. O yağlık zeytini diyelim ki işçiye sen buradan zeytin topla. Topladığı zeytini sat, akşam yevmiyesini ödeyemez. Aynen doğru. Ödeyemez. Aynen doğru. Ama sulu tarımda en azından kullanılabilir ürün elde ediyorsun. İçinden kaliteli. Yani eleğe vurduğunda eleğin 5 gözse 5 göze akar zeytin. Alıyorsun ama öbür türlü inan bir romor zeytin getir takır takır yağlığa akar. Sade yağlık kazanır. O da masrafına anca çıkartır. Sana hiçbir şey bu kalmaz. Bu kadar gider varken zaten tabii, para kazandırmaz. Para kazanmaz yani. Peki Alak Yüz'ün de cevabı olsun. Gemlik zeytini değerli. Peki diğer yörelerden zeytin gelmesi. Yani gemlik zeytini, gemlik tipi falan böyle artık söylemler var. Şimdi artık evvelden sanki suçmuş gibiydi bu. Evet. Yani bundan 5-10 sene önce... yani Gemlik'te işte Aksar'ın zeytini gelmez. Hocam, ama onu... artık ticaret durumu evet. artık buraya kadar tabii. getirdi. Şimdi tabii gireceğiz, devam edeceğiz ama mesela ticaret borsasının işte coğrafi işaretleri acaba o yüzden mi bu hale geldi? Yani Gemlik tipi neden gerek duyuldu? Hocam şimdi öyle bir hale geldik ki bugün Akhisar bile diyor ki yani ben kendi coğrafi işaretimle satacağım. Akhisar marka oldu. Akhisar bizi geçti. Akhisar artık hani gemliği de kullanmak istemiyor. Akhisar peki zeytinde mi zeytinyağında mı? Zeytinyağında da zeytinde de. Şöyle adamlar bugün şey var adam ham madde diyelim yani şimdi sen tüccarsın 500 ton aylık mal satıyorsun. Sen Gemlik'ten beslenemezsin. Gemlik seni besleyemez. O yüzden şimdi yerel milli düşünmeyeceğiz de burada biraz genel milli düşüneceğiz. Bizim burada sadece üretici olarak Gemlikli olarak şimdi Türkiye'mizin her yerinde zeytin olsa dahi bizim Gemlik zeytinimiz içinde yine bir numara. Hani baştan dedim ya %4 de olsak %10 da olsak biz buradaki üretimi canlı tutacağız. Ben üreticiyim. Allah'a şükür kendi ürettiğim malla ben kapı açıyorum. Gemlik zeytiniyle ben kapı açıyorum. Onun yanında yetmediği bulamadığım yerde ben dışarıdan mal takviye alıyorum. Keşke Gemlik'te hep zeytin olsa da ben 12 ay Umur Bey'den zeytin alsam, Benli'den zeytin alsam, kendi buralardan zeytin alsam. Yani aslında sorun rekoltenin yetmemesi. Tabii zaten sulu tarıma bundan geçelim diyoruz. Rekolte yüksek olsun diyoruz. Ben bu işe 15 yıl önce, ticari 20 yıl önce okulumu bitirip başladığım zaman pazarcılıkla başladık bu işe. 3-5 kasa zeytinle başladık.
hale geliyordum sabah. İnan ki halde zeytin koymaya yer bulamıyordu. İnsanlar o zaman Akhisar'ın siyah zeytini de hale indirtmiyorlardı. Ve Gemlik haline bu zeytin buradan, bu bölgeden. Ha, nereden geliyordum? Mudanya'dan geliyordum. İznik'ten geliyordu, Gemlik'ten geliyordu. Bu zeytini burası üretiyordu. Dehşet bir rekoltemiz vardı bizim o yıllarda. Ama sonra biz bu ürünü, rekolteyi kaybettik. Peki şöyle düşünelim. Neden peki, yani tam rekolte yetmedi, bunu anladım. Evet. Ama onu neden böyle bir lider yapamadık? Yani şimdi Akhisar'dan zeytin geldi. Yani ya da şöyle mi toparlasam acaba? Ben bilmiyorum, gidip de incelemedim ama sen bir tüccar olarak İstanbul'a gittim, bir sokak şeyine girdim, pazarına girdim. Hani böyle yan yana yan yana zeytinler olur, yeşili, siyah, ezeyi, büzüğü. Şimdi Gemlik zeytini ve yanında Akhisar zeytini diye mi? Onlarda bir ayrım yok ama bizde Gemlik zeytini var, onlarınki zeytin. Onlar doğru mu, zeytin. Yanlış mı telaffuz ediyorum? Yani bizim zeytin orada 35 lira, işte diğer zeytinler... Gemlik tipi zeytinler 20 lira 15 lira gibi mi gidiyor? Yani yok, değil hocam. Orada? Şöyle, bu tablo da değişti artık. Şimdi burada üretici çok etkili. Kaliteyi yapan parayı kazanıyor. Bugün hani bunu da ben kendimize de bir öz eleştiri olarak söyleyeyim. Adamlar bu konuda her şeyi açtılar, kaliteyi de yapıyorlar. Orada da lokal belli bölgeler yine Gemliği tutmasa da Gemliğe yakın. Peki neyi tutmuyor? Yani damak tadına da ulaştı bu adamlar. Şöyle. Neyi tutmuyor? Bizim yani? Malın özü sert. Oranın malın özünde biraz susaklık var. Yani bunu yediğinde fark edebiliyorsun. Ne bu, demek o susak ne demek? Yani ne demek? İçinin baskı da yapsan su oranı zeytinin şey olmuyor. Bitmiyor. Bizim burada baskısını yaptığımızda kemik gibi olur, kütür kütür. Damak, diş hisseder zeytini. Yağ oranı yüksektir. Deri incedir. Ha, oradan da buraya yakın şey yok mu? Nasıl diyeyim? Damak tadı yok mu? Elbette ki var. Ama illaki Gemlik, yani kaliteyi de yapıyorsa buranın köylüsü, buranın damak tadı da o nefaseti de çok farklı oluyor. Bunu zaten bilen bölgelerimiz var bizim. Karadeniz, İstanbul. Bunu zaten 1 milyon ayırabiliyor. Artık bir de şöyle bir şey oldu. Yani tüketimimiz de bizim bayağı yükseldi. Ülke içinde de tüketimimiz yükseldiği için insanlar bunu artık çok fazla şey yapamıyor. Artık karın doyurmaya. Siz değil de sanki marketler yaptı gibi. Konuşacağız marketleri de ama sanki onlar biraz yükseltti satışları gibi geliyor. Neyse devam edeceğiz. Seher Güral Çam iyi yayınlar dilerim demiş. Ali Akyüz, halden 50 kilo zeytin aldım. Geçen sene bir arkadaşım istemişti. İstanbul'dan Gemlik zeytini aldım gönderdim. İstanbul'dan Gemlik zeytini aldım gönderdim. Beni aradı. Ben Akhisar zeytini istemedim dedi. Bunu denetleyen kimse yok mu? Adam bizi kandırdı. Akhisar zeytiniymiş, İstanbul'daki adam anladı. Ben Gemlikli olarak anlamadım demiş. Doğru söylüyor. Işte. Bir de Gemlik zeytinlerden alıyor. Serkan Bey, gerçekten güzel ve isabetli konulara değiniyorsunuz. Tebrik ediyorum, sayende Gemlik sesini herkese duyuruyor. En çok da Gemlik'e demiş Nihat Sevinç. Eyvallah, sağ olasın. İbrahim Çardak, Serkan abi ikiniz de süpersiniz. Komşumuz Himmet abimize selamlar olsun. İyi yayınlar diliyorum demiş İbrahim Çardak. İyi güzel de havuza attığımız zeytin bir dahaki sene çiğ fiyatına gidiyor. Yine üretici ve köylü kazanamıyor. Para aracılarda maalesef demiş Batuhan Türe. Hala tüccar kazanıyor mu? Yani o böyle bir şey vardır ya. İşte havuzdan 8'e çıkar. Hocam, arada tüccar çok para kazanır. İşte adam 30'a satar. 40'a 50'ye satar. Yani. Tabii 50'ye satar. Hala böyle mi? Tüccar kazanır ama şöyle tüccar kazanır. Şimdi iki tüccar var. Biri köylüden yapılmış malı alan tüccar var. Havuzdan. Havuzdan tamam. Alan tüccar var. Bir de bugün dev stokçu tüccarlarımız var. Tamamen çiğ sezonda alıyor. Kendi, alıyor, yapıyor, evet. Kendi basıyor. Hatay'dan alıyor, Adana'dan alıyor. Her taraftan 5000 ton, 10.000 ton ürün basan tüccarlarımız var. Evet. Ve bu malı da bugün Anadolu'da biz bunlarla karşılaşıyoruz. Bugün Adana'nın malı dahi Gemlik diye satılıyor. Bunu denetleyen yok. Adana? Adana'nın malının tenekesinin üzerinde dahi Gemlik diye satılıyor. Yani bu birilerin zoruna gidebilir ama ve bu Gemlik'te. Gemlik sahasındaki işletmelerde bu zeytinler. Yani kimde? Hepsinde. Hepsini demeyelim, bunu, hepsini demeyelim. Yani, aynı kefeye koymayalım. Şöyle %10, hepsini. Bakın Marmara Birlik %10-20
Gemlik bölgesi 10 zeytin çıkartamaz. Yani ne diyorum? Yani bu adamlar da haklı diyorum ya da haklıyız da bir yanda. Çünkü Gemlik, tüccar Gemlik'ten bu konuda beslenemez. Burada artık bunu açtık. Bunu şey değil. Buna kimse engel olamaz. Biz burada, bizim burada yapmamız gereken bu coğrafyanın içinde biz Gemlik'i nasıl ayakta tutabiliriz? Biz Gemlik'i işletme olarak da kaybettik. Yani marka olarak aslında Gemlik, sen burada üretmesen bile Gemlik zeytinin markası havada durması lazım. Tabii havada durması lazım. Senin burada işletmelerin olması lazım. Evet tamam, dışarıdan da gelecek, işleyecek ama emin ol ki burada zeytin olsa adamın, yani farz et %50'sinin dışarı gitmeye ihtiyacı kalmayacak. Biz üretemediğimizden mecbur insanlar, birçoğu da dışarı gitmek zorunda. Mal satacağım ben, müşterim var. Ama gene yetmeyecek. Sulu tarıma geçtin, rekolteyi 5 katına yapıyor. Gene gelmeyecek ki. Ama en azından bölge kazanacak. En azından bölge, yani %5 ile de olsa sen bölgede bir hareket sağlayacaksın. Bakın işletme sektörünü dahi biz Gemlik'ten kaptırdık. Gemlik'te işletmelerimiz artık bizim. Gemlik merkezli işletme yok. Orzim, Marzim, Gemlik'in çok tabii büyük bir ayıbı bence. Bugün içinde bulunduğumuz, hani o konuya da geleceğiz ama içinde bulunduğumuz işletmeler dahi bugün, yani ilkel işletmeler. Fi tarihin işletmeleri. Yani bir misafirim geldiğinde, geçen gün Antalya'dan misafirim geldi, dükkana geçiyoruz evden. Halin dış tarafından geçiyorum, vallahi tanıyorum ben şahsen. Yani virane. Herkes, yani inşallah yeni bir hal yaparız. Böyle arkadaşlarımızın da bir çalışmaları var. Mücadele ediyorlar. Büyükşehir'in de buna desteği var. Nereye yapacaksın İmmet Bey? Bana söyle hadi bakalım. Yeni bir marzim yapıyoruz. Nereye yapacaksınız abi? Söyleyin bakalım hadi. Şimdi bir yer sunuldu. Sunulan bölgenin pahalı olduğu söylendi. Yeni bir bölge belirlenmeye çalışıyor ki bölge, evet, yok. Yok. Ben sade bir tane bölge söyledim burada. Her iki toplantıda da söyledim. İşte o da ana yollara biraz ters olduğu için bir atıl alan var Umur Bey yolunun üzerinde. Engürü'den Umur Bey'e geçerken. Bir marzim kurulmaz abi. İşte marzim. Bir marzim ama büyük bir arazi var orada. Yani etrafına da böyle bir dolgu molgu yaparsan bir 150 dönümlük falan bir arazi ya da 100 dönümün üzerinde bir arazi var orada. Bilemem teknik olarak tabii yeter mi yetmez. Orada gözünde insanlar da şimdi koca memleket tabii yani. Marzim. Ki bu işin alanı geniş olması lazım. Nasıl doğru bir Gemlik'te yaşıyoruz biz? Harbiden şöyle bir hani kamera arkasında. İşte zamanı. Yani zeytin tesisi açacaksın, yer yok. Tabii. İşte sanayi sitesi açacaksın, yer yok. Yani nasıl bir yerde kalmışız böyle. Evet, ya bu her yeri bozuyor yani. Tabii sanayi de üretiyi her yeri bozuyor. Birkaç mesaj okuyayım müsaade edersen. Kimi okuduk? Batuhan'ı okuduk galiba. Ahmet Bilgin'i yayınlar dilerim demiş. Nihat Semiz, Himmet Çan kardeşimiz, Çam kardeşimiz gerçekten çok konuya hakim ve güzel bilgilendiriyor. Kendisi gerçekten Gemlik için önemli sorunlara değiniyor. İnşallah çözüme vesile olur. Bu konu biraz zor çözülür de. Neyse dönelim şeye. Coğrafi işareti not almışım. Evet. Ticaret borsasının 3-4 sene oldu herhalde değil mi? Coğrafi işaret adım atması daha mı eski? Coğrafi işaret acaba bu anlattığımız kötü senaryoda bizi çıkarma bir formülü müdür acaba? Bana çok mantıksız gelmedi. Özden Çakır'dan ben bunu duydum. Anlattı bana. Hatta dedim ki bana ne anlatıyor? Ya programda millete anlat dedim. Burada bir espri geçti aramızda. Hani Gemlikli bilmiyor coğrafi işaretinin ne olduğunu. Ne kadar anlatabiliyor? O ayrı bir programda tartışılır. Hocam şimdi... Ama coğrafi işaret bu senaryoda bence bir kafayı kaldırma, nefes alma yöntemi olabilir bence. Değil hocam galiba. Ben biraz sivri cevap veriyorum ama sahada hiçbir karşılığı yok. Sahada yok. Sahada hiçbir karşılığı yok. Bugün yine ben şeyden burayı... Ama kontrol mekanizmasını çalıştırmıyor mu bu? Bakın bugün borsanın yöneten arkadaşlarımız dahi bugün hangi coğrafi işareti, yani bu insanların hepsi Gemlik satmıyor yani. Bugün onun yönetim kurulunun hepsi dışarının malını satıyor. Yani dışarının malının üzerine mi coğrafi işareti vuracak? Ya da vurduk Anadolu'da markete ben coğrafi işaretle mal götürdüm. Fiyat politikası. Ama kimse ama coğrafi işaretin zaten Gemlik zeytinine vurulmaması gerekiyor zaten. Yani coğrafi işareti alıyor ama Gemlik dışından zeytin mi koyuyor içine? Bu ciddi bir iddia. Yo, şöyle şunu demek istiyorum. Coğrafi işaretiyle malımızı satıyoruz. Tamam. Gemlik coğrafi işaretiyle malımız. Evet, içinde i̇şte Gemlik Anadolu'nun bunu bilmesi lazım. İşte onu tüketici alanlarının bunu bilmesi lazım. Yani şimdi ben Anadolu'ya malı götürdüm. Gemlik coğrafi işaretiyle mal getirdim.
benim malımın zaten çiğden diyelim ki biz burada 15 liradan mal alıyoruz. Bunun %20-25 filesini koyduk, tenekesini koyduk. Ben dedim 23 lira. Akisi adam Adana tuzlamış 7 liraya. O da dedi 23 lira. Daha kafadan kaybettin. Ha, adam benim ayağımı kesmek için 20 liraya çekti malı. Ben adama bak abi benim tenekemin üzerinde Gemlik coğrafi işareti var demem. Adam için bir şey ifade etmiyor. Herkes para odaklı ticaret yapıyor. İşaret odaklı ticaret yapmıyor. Bunu tüketicinin bilmesi gerekiyor. Yani Türkiye genelinde tabii. Hani adam ben Gemlik zeytini istiyorum dediğinde tık diye o coğrafi işareti ama tenekede ama bilmem ne de ama pakette onu görmesi gerekiyor. Aynen. Ve onu güvenmesi gerekiyor. Dökmede mesela tüketici onu dökme zeytinde dahi çözemez. Tüketici ancak onu ambalaj, küçük ambalajlardan farz et ki işaretli ambalajlardan alması lazım. Adam teneke oraya şey yapar, Gemlik coğrafi işaretli amblemi asar, arka taraftan akisarı döker. Dökmedi, aynen. Yani insanlarla bu konuda kontrol mekanizmasını sağlayamaz. Güven yürüyecek. Ya tabii. Belki yıllara sürecek bir süreç tabii. Belki. Peki market ayağına geldiğimizde markette Gemlik zeytini satılıyor mu? Tabii satılıyor. Gemlik zeytini satılıyor. Yani ama Marmara Birlik bir raf koyduğunda yani bu Gemlik zeytini, bu Akhisar zeytini de Marmara Birlik ayırıyor mu? Ben hiç oturup da incelemedim. Yok. Ayırmıyor. Yok. Yani Marmara Birlik kendi şeyini satar, zeytini Marmara satar. Marmara Birlik coğrafi işaret kullanıyor mu? Onu bilmiyorum. Coğrafi işareti kullanıyorum bilmiyorum bu ama. Soruda soru varmış ya. Yani şimdi Marmara Birliği'nde alanı çok geniş. Yani bugün Tekirdağ'da Marmara Birlik, Mürefte'de Marmara Birlik, Şarköy'de Marmara Birlik. Hadi Kemal Paşa bizden. Ya zaten şöyle düşünmek lazım. Adı Marmara Birlik olanın Gemliğe ne faydası olabilir ki? Yani fayda anlamında yani yanlış anlaşılmasın. Şu anlamda söylüyorum. Yani şimdi Edinci zeytiniyle Şarköy'ün zeytinini, Gemlik tipini nasıl ayırt edeceksin? Bir yanı karşısı Şarköy, Balıkesir tarafı, Edincik, Edremit, Çanakkale değil mi? Marmara, bir tarafı Marmara, bir tarafı şey. Şimdi hani Gemlik odaklı zeytinden bahsettik ya. Şimdi sen Mürefte'den şuradan buradan zeytin tuzuyorsun. Gemlik merkezli diye satıyorsun. Ben de diyorum ki Marmara'nın bir tarafı Marmara bölgesi, bir tarafı Ege bölgesi. İklimi aynı. Yani Tekirdağ'ın ikliminden Çanakkale'nin iklimi ne kadar fark ediyor yani? Yani zeytini ne kadar fark edecek? Yani üretimde belki... Şimdi Marmara Birliği'nin de bugün hani Marmara Birlik Gemlik satar dediğimizde Marmara Birlik sadece Gemlik satmıyor yani. Ya zaten Marmara satıyor zaten Marmara Birlik. Zaten program başında yani, söyledin tabii. Zaten Gemlik'in kapasitesi, rekoltesi yetmiyor ki yetmiyor zaten. Yetmiyor yani. Hangi firmaya yetecek? Tüccara mı? İşte Marmara Birliği'ye mi? Borsadaki çalışım. Hani zor, çok zor yani. Zor. Biz burada sadece bugün hani burada özellikle vurgulamamız gereken mevzu tamam burası sanayi bölgesi. Şimdi Gemlik'te bugün televizyonda Gemlik'teki değerli büyüklerimizi, belediye başkanımızı, kaymakamımızı şunu bunu görüyoruz. İlk başladığı cümle şu. Nadide Gemlik zeytini. Dünyanın bir numarası Gemlik zeytini olarak başlıyorsun. Bunu bir etiket olarak kullanıyorsun Gemlik için. Doğru. Yani bugün limanların şehri Gemlik diye bir etiket kullanmıyorsun. Ya da serbest bölgenin şehri bir Gemlik diye etiket kullanmıyorsun. Zeytinin başkenti diye. Zeytinin başkenti diye bir etiket kullanıyorsun. Ben de diyorum ki %2 dahi olsak bu değeri koruyalım. Bu değere birileri sahip çıksın. Ya sen kazanırsın, ben kazanırım, o köylü kazanır falan. Kim kazanırsa kazansın. Yani şimdi insancıl olmak lazım. Ya ana başlıkta Gemlik kazansın. Aslında mantık bu ben olmalı. Ben kardeşlerimle icarcılık yapıyorum. Şimdi elimde öyle yerler var ki 300 yıl önce dikilmiş arazi. İnsan ağaca baktığında düşünüyor. Kaç nesil geçmiş üzerinden gelmiş ben ondan ekmek yiyorum. Ben ondan çoluk çocuk yetiştiriyorum. Benden sonra da birileri ondan çoluk çocuk yetiştirecek değil mi? Bak 300 yıl önce sahibi kimdi ama bugün ben ekmek yiyorum. Biraz bu odaklı düşünerek bakmak lazım. Ya ben suyu getireceğim falanca para kazanacak bana ne ya dememek lazım. Falanca emek veriyorsa kazanacak kardeşim. Kazanacak ki harcayacak. Yani kazanmayan insan ne harcasın? Devlete ne versin? Hiçbir şey veremez. Al şimdi bakıyorum üzülüyorum ya. Ben şimdi bir sofrayı bile paylaştığın zaman lezzetlidir değil mi? Ya şimdi bakıyorsun insanların boynu bükük, üreticinin boynu bükük. Ama demin ki su vermiyor falan dedin ya. Ya su bitiyor. Yani ben geçen gün mesela babamlarla Engür'de sohbet ediyordum.
yine üretici bir abimiz vardı yanımızda. Pancarı vuruyor. İşte onun da işeme diyorlar. Damlama evet. değil de işeme sistemi evet. varmış herhalde. Ya veriyorum diyor, bitiyor diyor yani. Başkasına verecek hali de yok yani. Suda kalmamış anladığım tabii, kadarıyla. Tabii. Ya da kar yağmadığına, sondaj boyutu da yetmiyor olabilir. Yetmiyor. Ya yetmiyor hadi. Şimdi bazıları da var, vermiyor zaten. Mesela ben hani buradan biraz da kendi köylümü eleştireyim. Benim köylümün 5 tane 6 tane ovadan çıkan suyu var. Bunlar birbiriyle imeceleşseler ki parayla satsa bu insanlar suyu, benim bütün köyümü sular. Ama vermez. İnsanlarımızda da böyle bencillik var. Ha şöyle de bir gerçek var. Adamlar trafayı direğin başında tutamıyorlar. Adam bugün trafa koysa yarın çalıyorlar. Böyle de bir sıkıntı var yani. Hani sondajı da vuruyorsun. Şeyi de çıkardın da o trafanı arazide koyamıyorsun. Yüzlerce, onlarca trafa çalındı yani. Böyle de bir gerçek var. Sıkıntı. Sıkıntı yani. Peki demir zeytinin işte Türkiye genelinde tanınması, işte hala bir numara devam etmesi anlamında konuşurken bunun bir de tabii Gemlik ayağı var. Gemlik'te de Zeytin Festivali biliyorsun yapılıyor. Evet. Yani bir üretici ve tüccar, sen bu programda iki farklı gözle analiz etmeni, değerlendirmeni istiyorum. Ne görüyorsun? Zeytin Festivali yapılıyor Gemlik'te ama artı eksi bir değerlendirmeni istiyorum. Son Zeytin Festivali benim çok hoşuma gitti. Son? Son Zeytin Festivali neyi çok hoşuma gitti. Gitti? Neyi hoşuma gitti? Bir öncekilerden. Burada mesela hani siyasete bakarken dahi şucu parti bucu parti olarak bakmamak lazım. Mesela benim fikriyatımda yapanı beğenmem, benim fikriyatımda yapmayanı beğenirim. Neden? Zeytin festivalinde peynir festivaline çevirirsem ben bunu eleştiririm. Zeytin festivali ise burada zeytin festivali yapacaksın. Falan peynir, yörenin peyniri. O zaman tamam, yöre de bizim. Anya da bizim, Konya da bizim. Yöresel peynir festivali de yap. Hep beraber katılalım. Ama zeytinin içine falanı falanı sokma. Ya da ne zaman yaparsın bunu? Hadi bu sene pandemi var. Bu sene olmayacak. Bu sene olmayacak. Sen burada kumla şurası burası boşaldıktan sonra yaptığın zaman bunun bir anlamı yok. Buranın dolu olduğu, yazın canlı olduğu döneme bunu getirdiğin zaman çok daha güzel olur. Bunun reklamını ne kadar duyurursan Gemlik içinde mükemmel olur. İşte bunun da temeli gene üreticiye. Yani senin festivalinle, ne bileyim, senin borsanın, senin ziraat odasının ayakta kalabilmesi için üreticinin üretmesi lazım. Bankalara, bugün bankalara da değinelim. Yani bugün Ziraat Bankası kredi alacaksın. Şu gerçek var Ziraat Bankası'nda. Adamın 30 dönüm yeri var. 30 dönüm ipotek ediyor. 2 traktörü var, 2 traktörünü ipotek ediyor. Adam yaşlıysa hayat sigortası yapıyor. Vereceği 25 lira para bunun 2000 lirasını hayat sigortasına kesiyor. Ya bir de adama 40 lira lazımsa inat ediyor, 25 lira veriyor. Ya adamın traktörünü satsan ki traktörü altın gibi bozdurursun. Adam ödemediğinde traktörünü satsan, bırak zeytinliğini, paranı gene alırsın. Yani yalvartarak, zaten teşvik yok. Devletin mazot desteği yok. Sulu tarım yok. İklimden sıkıntı yaşıyorsun. Üstüne tutuyorsun. Bankaya mecbur kalıyorsun. Bakın şimdi esnaflara, şimdi devleti de eleştiriyorum ben burada. Yani esnaflara, tam ben de bir esnaf olarak ben de faydalandım. Bankalardan değişik krediler aldık. Bir nefes aldırdık. Esnafa ne verdin? Pardon, üreticiye ne verdin? Üreticinin ağacında bu sene %80'inde zeytin yok. Ne verdin? Zeytin öyle bir şey ki yani boş tarla değil. Bu sene buğday ekmiyorum, hiçbir masrafı yok. Ama zeytin olmadığı zaman da çocuk gibi ağaca bakmak zorundasın. Masrafı var. Aslında masraflar aynen devam ediyor. Aynen devam ediyor yani. Masraf aynen devam ediyor. Masraf bitmiyor. Zeytini alsan da almasan da o masrafı o yere yapmak zorundasın. İlacını at. İstersen atma. Bir sezon atma. İşte bu dediğim mantar hemen kaplıyor yani. Bugün ilaç. Ya da kara hastalık falan. Tabii. Hadi kara hastalığa bir piricik ilacıyla çözüm ürettik. Allah'a şükür. O da 10 liraydı. Onu da çıkardılar 60 liraya. Tutunca ilaç. İlaç tutunca o da çıktı 60 liraya. Aydın Gülenç demiş ki bu işi çözecek baba yiğit yok. Yokken büyük zeytinciler bile şu anda Akhisar, Fethiye, Adana, Hatay'dan zeytin alıyorlar demiş. Zaten onu konuştuk. Evet. Murat Çengeltaş demiş ki bu demek oluyor ki tüccar bu benim gemliğimin zeytini deyip taviz vermemek yerine
ticaretin ekmeğinin peşinde demiş. Tabii, doğru. Aynen. Daha çok kazanmak için her yörenin ürününü katarak Gemlik zeytini sıradanlaştırılıyor. Örnek derseniz yol kenarındaki tüccarların çoğu demiş. Yol kenarındakiler kendi ürünlerini satıyorlar diye biliyorum ama çok öyle akisar makisar satmıyor diye biliyorum ama tabii İtam'da bellileri burada satıyor. Belli şey olanlar, markalaşanlar mümkün olduğu kadar burayı satıyor. Onu biliyorum. Ya mesela bir Erkan Eren bilmiyorum hani tanır mısın tanımaz mısın? Evet. Ben bir program yapmıştım. Bildiğim kadarıyla sadece Gemlik zeytini satıyor demişti. %60 bizim köye zeytini satar. Evet, sizin orada Yeniköy. Bizim aynen doğru. Zeytini satar. Yani inanılmaz adam Gemlik sevdalısı. Herkes böyle olmalı mı acaba? Ya da olmadığında işte başka yöntemler mi devreye girmeli? Mesela neler girmeli? Mesela cezaevi neden girdi zeytine? Hocam işte burada BİM'lere değinelim, cezaevine değinelim. Orduya... Cezaevinin ama durumu farklı. Mesela A101'ler şunlar bunlardan evet. Ziyade cezaevi kendi üretmeye başladı. Yani bir katırlı kooperatifi evet. Gibi kendi üretiyor kendi ve satışını da i̇şte kendi hocam, yapıyor. Hocam orada yine bu sefer de esnafın alanını daraltıyor. Şimdi bakanlıksın, cezaevi yönetiyorsun. Bildiğim kadarıyla kaç? Ya 150 bin ya 600 bin hazır yiyici var değil mi? Cezaevinde mahkum yani, var. Hazır yiyici evet. Hazır yiyici yani. Hazır müşteri yani. Yiyecek adam sonuçta. Kader mahkumu diyelim. yaşamak için yiyecek yani. Şimdi bak benim ticaretimde dahi Anadolu'da benim mal verip de mal verdiğim marketler cezaevi ihalesini alan marketler vardı. Adam benden alıyordu. Senden alıyordu cezaevine veriyordu. Zeytin veriyordu. Ben de geliyordum Ahmet'ten Mehmet'ten alıyordum. Bak ne kadar zincirleme herkes birbirini besliyordu. Şimdi cezaevi çıktı. Ben aradan çıkarttı. Esnaf aradan çıkarttı. Ticaret yapıyorsun. Ya sen bakanlık olarak ticaret yapacaksın. Tutacaksın tavuktan asker zehirlendi diye ordunun zeytinini Marmara Birliği'ye vereceksin ki zeytinin kokmuşunu dahi yesen adam zehirlemez. Tavuktan zehirlendi diye sen bütün orduyu da Marmara Birliği'ye bağlarsan esnafın da alanını daraltmış olursun. 10 bin market açarsan esnaf nereye mal satacak? O kadar çok yükümüz var ki. Bugün euro, bak esnaf olarak konuşuyorum şimdi de. Bugün euro, dolar, teneke fiyatları uçtu. Şimdi tuttular bir de geri dönüşüm vergisi bayram üstü. Bize sattığımız tenekenin dönüşüm vergisini ödedik bayram üstü. Bir de böyle bir şey çıkardılar. Bu yeni çıktı değil mi? Yeni çıktı. Şimdi hem alanımı daraltıyorsun. Ya bakanlığa ticaret yaptırıyorsun. Tamam Marmara Birlik de bizim amenna baş tacımız. Bölgemizin gururu. Şey Anadolu'da da görüyorum. Gerçekten de tebrik ediyorum. Makinalaşması şeyi o anlamda gerçekten işini başararak yapıyorlar. Yani yiğidi öldür hakkını yeme demişler. Takdir yani güzeli takdir edeceksin. İşini de gerçekten güzel yapıyorlar. Ama bize de pazar lazım. Yani esnafa da pazar lazım. Ama bak bir de şu sorunu bir ele almak lazım. Cezaevi neden girdi? Yani şu anda cezaevi mahkumlara bugün benim bildiğim kadarıyla Tekirdağ'da da devasa bir peynir fabrikası açtılar. Mahkumları çalıştırma iş alanı yaratmak istiyorlar. Ama ya bunu yapacağız sınırlı olmalı. Senin ekmeğinden ama tabii sen bunun yani. Toplumun ekmeğini daraltırsan bakın toplumun ekmeğini daraltıyorsun cezaevindeki başka alanlarda bu insanları örgütle. Başka alanlarda çalıştır ne bileyim. Abi yok tamam da bak şöyle mahkumu tamam çalıştır. Onu topluma kazandır. Evet. Bir projedir tamam saygı aynen. Duyuyorum. Ama sen o kadar mesela büyüyeceksin ki buradaki esnaf etkilenmeye başlayacak. Yani evet. Mesela rekoltesi ne? Satış durumu ne? Ne kadar satabiliyor? Nereye kadar uzanabiliyor? Yani Türkiye'nin her yerindeki cezaevine zeytin mi veriyor? Tabii her tarafındaki cezaevine zeytin veriyor şu an. Her tarafa da yetmediği yere yetişmeye çalışıyor. Potansiyelini o kadar artırmaya çalışıyor. Ve tek üretim yeri burası mı? Yok. Akhisar'dan da alıyor. Akhisar'dan da alıyor. Veya şirket tabii, olmuş ya. Şirket oldu yani. Yani sen işte hani köylünün alanını, üreticinin alanını daraltıyorsun. Esnafın alanını daraltıyorsun. Ya şimdi Anadolu'ya gidiyorum. 30 bin nüfuslu, 70 bin nüfuslu alanda... 30 tane A101 şok var. 30 tane. Şimdi ben bunların bir tanesine mal verme şansım yok. 3 tane pazarcıyla 5 tane markete 100 kişi uğruyor. Benim gibi. Hani ekmekçi adam iş çıkartmak için. Şimdi bu adamlar Anadolu'nun her köşesine yayılmış ve tek merkezli besleniyorlar.
Yani güçlü güçlüğü yaratıyor, öyle diyelim yani. Bu sefer ne oluyor? Bizim iş alanımız daralıyor. Yani bu kadar sıkıştırılmış, hani diyoruz ya bu ekonomik gelirinin dağılımı. Yani sen deriyi komple çeviriyorsun birine. Çeşmenin başına bir ordu, bir köy yığıyorsun. Olabilir mi böyle bir şey yani? Bir köy Çeşme'den beslenmeye çalışıyor. Bir adama da bir deri akıtıyorsun yani. Buna da bir sınırlama gelmesi lazım. Yani bunca insan neyin ticaretini yapacak? Sadece zeytin değil ki. Peynir toptancısı, püskübü toptancısı, meyve toptancısı. Binlerce toptancı var. Bu insanlar mal satmak zorunda. Bu insanlar ayakta kalmak zorunda yani. Yani biraz sınırlama geldi. Adam bir fabrika bir adama çalışıyor. Şimdi burada marketlerde de öyle. Yani adam tır bazında mal alıyor. Sen paket bazında mal alıyorsun. Tır bazında malı sen yarı parasını alıyorsun. Sen paket bazında prakendeye yakın şey alıyorsun. Nasıl rekabet edeceksin? Rekabetin diğer tarafları da var. Mesela onların mesela ürünü veriyorsun. İşte bilmem kaç gün vadede paranı ödüyor. Tabii. O arada kullanıyor falan filan. Marketler aynen. Biraz ayrı bir tartışma konusu. Himmet ve yüreğine sağlık. Üreten her zaman hep altta kalandır demiş. İhsan sevilmiş. Jale Yılmaz'dan. Himmet Bey işinin erbabı gözüküyor. Yetkililer bu bilgiler ışığında gerekeni yaparlar inşallah. Gemlik zeytini ile anılmalı demiş Gemlik. Zeytiniyle anılmadı. Anılıyor ama İnşallah. İşte anılana kadar da buranın anası ağlıyor. O evet. Ayrı. Peki ticari manada atıyorum gittin tüccar olarak Anadolu'da yani ne yaşıyorsun? Hala pazarlarda bir açık zeytin satılıyor mu? Yani, tabii satılıyor. Atıyorum gittin Anadolu'da bir yer söyle en son nereye gittin? Vallahi zaten şunu söyleyelim yani Allah'tan ki bu A101 ve şoklar dökme zeytin satmıyor. Hani bizi de duyup da yarın dökme tezgahı açmasın. Bence vallahi hemen kapat. Kes burayı. O yüzden pazarcılar falan dökme satmadıkları için. Bir de insanımızda şöyle bir kültür var. Yani tadıp almayı seviyor. Pazar kültürünü seven insanlarımız var. Yani tutup bir mint paketini açıp yiyeyim, beğenmezsem kapatayım yerine koyayım deme şansı olmadığı için. Şimdi adam tezgaha geliyor, 10 tane zeytin yiyor, 1 kilo, yarım kilo zeytin alıyor insanlarımız. Böyle de bir kültüre sahip olduğu için bu dökme zeytin sektörü yine nispeten ona binaen ayakta duruyor. Pazarcı, şarküteri. Ama işte ne kadar dayanabilecek ama? İşte bunların biraz alanı da genişledik sıra o alanda daralıyor. Yani eski mesela Hal'den biliyoruz burada yani pazarcılar Hal'i bitiriyordu burayı. Yani ayakçı dediğimiz insanlar ya da böyle 3 kasa 5 kasa götüren insanlar buraya ciddi bir para sirkülasyonu sağlıyorlardı. Hareket katıyor. Hareket katıyordu. Hiçbiri kalmadı. Hepsi gitti. Ben de babamdan bir sefer ama yıllar önce şeye getirdik. Hemen pazarcılar düşüştü. Hemen evet. Sattık gitti. Tabii aynı. 4-5 sene bir zeytindi yani öyle ufak ufak da herhalde öyle bir şey. Bekir Bayırlı iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederim. Bir de şeyin notu almışım. Senden bu akşam değil de İlk program için beni ofisine davet ettiğin zaman orada bir şey takıldı kafama, onu özellikle not aldım. Özellikle Engül Ovası'nda, Engül'lü olduğum için de bu soruyu evet. Özellikle unutmadım. Engül Ovası'nda tabi otomotiv fabrikası evet. Artık başladı, inşaatı başladı. Nereye, hangi boyuta gidecek bilmiyoruz, zaman gösterecek. Şöyle bir şey kullandın cümle, dedin ki yerler başkaları tarafından yatırım anlamında alınıyor ama ne icara veriliyor ne bakılıyor öyle... Tabii. Terk ediliyor. Yatırım için bekleniyor. Bunu nasıl fark ettin ve bunun çözümü nasıl olabilir sence? Hocam şimdi bölge otomotiv fabrikasının gelmesi, serbest bölgenin olması nedeniyle aşırı prim yaptığında Bursa'daki müteahhitler olsun, yurt dışından olsun ya da sektörün içindekiler olsun yatırım amaçlı paralı tipler burayı şey yapıyorlar. Alıyorlar. Köylüden alıyorlar. Köylü de bugün haklı. Böyle büyük parayı görmedi. Gördüğünde satıyor. Bunu kimisi tamam sattığı kişiye veriyor. Yine orası olasıya kadar üretimi... Sen bak devam et. Devam et diyor. Yine üretime şey vurmuyor. Ket vurmuyor. Ama bazı tipler var. Alıyor. Ne bakıma veriyor ne bakıyor. Ve orası ormanlaşıyor. Konum komşu istiyor. Vermiyor. Şimdi bu atıl bayağı alan var. Şimdi bu atıl alanın tamam Engür Ovası yarın komple gitmedi. Yani 10 sene içinde yani 10 sene burası üretime katkı sağlasın. Kademe kademe gidecek. Kademe kademe 10 bin
10 bin ağaçlık bir alanı böyle şeye attığın zaman, bakın 10 bin ağacın girdisini ürettiği zeytini sattığımız zaman milyon üzerinde para yapıyor. Yani 10 milyon üzerinde para yapıyor. Ki buna ortalama bir rakam koyduğunda. Yani senin paran var diye buna şey yapamazsın. Ya da devlet, ya devlet böyle bir şeye müsaade etmemesi lazım. Ya ben yani aslında şunu da getirmesi lazım. Bazı bölgeler var. Paylaşılamamış. Adam zeytinini şeye bırakmış. İki kardeş paylaşamamış, kalmış boza. Devletin orada bir şey getirmesi lazım. Kardeşim bu yere bakacaksınız ya da satacaksınız. Ya yüz ağaç, 200 ağaçsa ne yapsın devlet baba ondan da? Ondan mı uğraşacak? Yani böyle yasal bir şey olması lazım. Ama o yüz zaten bizim bölge 100 ağaç, 200 ağaçlardan oluşuyor. Bunun geneline vurduğun zaman bu 10 bin ağaçlara vuruyor. Bakın burada o şekil paylaşılamayıp problemli yerlere baktığın zaman o da çok ciddi bir ağaç sayısı. Belki muhtarın yani burada devreye girmesi gerekiyor. Muhtar belki tespit etmesi gerekiyor. Ne bileyim, ya mahkemelik işler, uzun işler ama düşün. Yani işte böyle insanlar arasındaki problemler de, yani bunu biz bölge adına düşündüğümüz zaman sen yetişmiş ağacı paylaşamadım, üleşemedim. Yani problem oldu aramızda, bıraktık boza, kimin olursa gitsin deyip oranın ormanlaşmasını ya da oranın harabeye dönüşmesine müsaade etmemek lazım. Yani bir formül bulunmalı. Formül bulunmalı. Yani kurtarılmalı. Aynen, çok kurtarılmalı önemli. Yani. Peki son olarak şeyi sormak istiyorum. Zeytin Halil'e davet ettim beni ofisine. Zeytin Halil'i anlat bana. Zeytin Halil'i nasıl? Memnun musun Zeytin Halil'inden? Ticaret yapılabiliyor mu orada? Hocam Zeytin Halil'inde işte bakın hepsi buna dayanıyor. Zeytin Halil'inde şu an bütün esnaflarımız zor durumda ve bekliyor. Şimdi şey açısından da baktığımız zaman, alıcı açısından da baktığımız zaman herkes ham maddenin olduğu yere gidiyor. İşte yine burada kısar kazanıyor. Bizim mesela bugün arkadaşlarımız güzel bir mal aldığı zaman hemen Facebook üzerinden paylaşıyor. Anında o mal satılıyor. Ama çok yoğun mal gelmiyor. Mal kısıtlı, köylerde de kısıtlı, alanlarda da kısıtlı. Kısıtlı oluşundan yani malın olduğu yere alıcı geliyor. Şimdi araba alacaksınız. Nereye gidersiniz? Araba pazarına gidersiniz, galeriye gidersiniz, arabanın olduğu yere gidersiniz. Şimdi bir çeşit mal var. Adam 10 çeşit mal yapmak istiyor. Bakın bugün pazarcı diye bahsettiğimiz insanlar gerçekten çok büyük potansiyelde ürün tüketen insanlar. Adam o bile buraya beslenebilirse geliyor. Ve duyuyorlar birinde Gemlik'te bu sene çok güzel zeytin varmış dendiğinde hepsi burada. Adam iki sefer gelip Gemlik'ten boş döndüğü zaman diyor ki ya ben gittim Gemlik'te bir şey yok diyor. Ben diyor gideceğim Ege'ye, Akhisar'a gideceğim diyor. Akhisar'da bir işletmeye gidiyor. Adam ticaret yapıyor. Ticaret yapıyor adam, normal, normal yani. İşte ama yine Zeytin bunun... Ali, Zeytin Ali bence vizyonuyla Gemlik'e ne kadar değer verdiğini göstermesi gerekiyor. Tabii yani şimdi o bize birinci şeyde bize şey lazım. Gemlik'e yeni bir şey hal lazım. Zeytin işletme tesisleri bunu nerede bulurlarsa bulacaklar. Ya, Marzim. Şimdi Marzim gibi. Gibi. Marzim ama tipi, Gemlik'e lazım. Gemlik tipi gibi. Aynen. Öyle ama Gemlik'e lazım. Aynen. Yani Gemlik'teki iş gücünü koruyabilmek için. Şimdi bu şey, şimdi burada 100-200 dükkan dediğin zaman her adamın 2-3 eleman çalıştırdığı zaman 300-500 insan istihdamı demek. Şunu yani da kaçırmayalım. Gemlik'ten ciddi ciddi insan trafiği var. Özellikle tabii bayan personeller çok tabii inanılmaz malzeme akışı var. Tabii. Orada ciddi bir İslam yaratıyor. Ve bugün yani burada ben şunu da eminim. Buraya gerçekten tüccarı tatmin edecek alanda bir dükkan yapıldığında malzemenin birçoğu da buraya geri gelecek. Ondan da çok eminim yani. Benim biraz şüphelerim var. Niye gelsin ama bilmiyorum. Hani daha iyisini yaparsan ya gelir. Buradan taşıma, işçi götürmesi zor. Bura şehre yakın, her şeyini görebiliyorsun. Bu tür avantajlı, olumsuz alanları var. Ama buradaki alan dar olduğu için, adama büyük saha lazım olduğu için oraya gidiyor. Ama sen öyle bir saha burada oluşturabilirsen, o saha zaten burada yok satacaktır. Yapıldığı gün yok satacaktır yani. Yok, ona bir şüphem evet, yok. Hemen şey yapar, şeyi gelir yani. Müşterisi hemen tabii gelir. Yani aynen. Çalışmak isteyen ya tabii aslında biz onlara da bu, üretim yapmak isteyen dünya kadar tabii insan var Gemlik'te yani. Şu da bir gerçek. Hani böyle bir şeye de başarırlarsa arkadaşlar, onu da buradan söyleyelim. Kesinlikle bunu yatırım amaçlı parası olanlara satmamaları lazım. Birebir faaliyet gösteren esnafa satmaları lazım.
Aktif olarak faaliyet gösteren. Aktif olarak faaliyet gösteren esnafa satmaları lazım. Hala burada adamı almış yatırım amaçlı, kapısını kilitlemiş, gitmiş Ankara'ya, gitmiş Kayseri'ye, gitmiş falana. Depo olarak kullanıyor. Git depo kullanacaksan git başka yere. Yani buradaki iş merkezini sen depo olarak kullanamazsın yani. Buna da engel olmak lazım. Seçici olmak lazım. Seçici olmak lazım. Bir de sattıkları zaman dahi şöyle bir artık hangi hal yasası, ne tür bir yasayla bu korunabiliyorsa, insanlar dükkanlarının dışına tadilat yapma hakkına sahip olmaması lazım. Bir bakıyorsun orası rengarenk. Herkes kimi fayans döşemiş, kimisi boya atmış, kimisininki dökülüyor. Şimdi oradaki yönetim diyemiyor ki ben dükkanların dışını komple boyatacağım. Şunu yapacağım diyemiyor. Tek tip hale çevireceğim diyemiyor. Neden diyemiyor? Adam benim dükkanıma ne karışıyorsun diyor. Ama dışarıdan da görün. Tamam senin dükkanın olabilir ama o da Gemlik için bir şey burada yani. Nasıl diyelim? Vizyon. Vizyon Gemlik vizyon için. Bir tane Gemlik vizyon. Toptancılar Zeytin Ali. Bizim verdiğimiz Himmet'in değer bu işte. Dükkanı kimi varmış. Seramikten kimi kırmızıya boyamış. Aynen buraya. Kimi seramik kimi şey böyle olmaması lazım. Burası bir görsellik olması lazım. Dışarıdan gelene de hani bir ne bileyim bir ferah bir şey vermesi lazım. Otobandaki zeytin dükkanları. Çok güzel. Ciddi paralar harcadılar. Tabii. Hem mimarlar çizdi. Tabii, tabii, neden tabii. Çizdi onlar? Aynen. Neden bu şekilde kaliteyi öne sürdüler? Zeytini satayım diye. Bu kadar basit. Ama sizin orası maşallah böyle şey farklı yani. Bakın ben daha önce köylü halindeydim. Ondan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Alınan alınabilir. Şimdi Anadolu'yu geziyoruz. Anadolu'da küçücük kasabalarda öyle güzel hizmetlere şahit oluyoruz ki imreniyoruz. Koskoca Gemlik. Birçok Anadolu'daki ilden büyük Gemlik, liman şehri Gemlik, zeytin şehri Gemlik, serbest otomobil bölge şehri var. Otomobil fabrikası olan Gemlik'te bir dere ıslahı olamaz mı? Zeytin halindeyim, arka tarafımıza dönüşüm tesisi açmışlar. Dönüşüm tesisi dediğin yer çöp. Çöp değil mi sonuçta dönüşüm tesisi? Kapımızı açamıyoruz fareden. Ağaç kapı vardı arka tarafta, sonradan saçla kapattık arkayı. Ağaç kapıyı yiyor ve bu tek bir değil sürü halinde fare sürüsü. Daha önceki ama değil mi? Şu anda yok orada. Daha öncekinden bahsediyorsun. Ve ben oradan ayrıldım. Orada duruyor yani. O hala mı duruyor? O orada duruyor yani. Köylü halinden bahsediyorum. Ha, tamam. Şimdi önünden akan bir Karsak Deresi var. Bu, o Karsak Deresi'ne ona da az sonra değineceğim. Bu Karsak Deresi bir nevi leş akıyor. O kadar kirli akıyor. Gemliğin içinden akıyor ve Zeytin Halinin önünden akıyor. Burası gıda. Ön tarafında çok pis akan bir dere. İçi otlu çöplü bir dere. Arka tarafı çöplük. Yan tarafı virane. Ya böyle mi olması lazım Gemlik? Yani tamam yerimiz dar. Ya burada ben gıda satıyorum. İnanın bir akşam yine misafirim geldi. Akşamüstü İstanbul'a geçiyor. Kapı önünde zeytinlerimiz var. Ya utandım. Yani o kartonlar o gün şeye sarılmış, tıra sarılmış. O mahlukat gidecek yer bulamıyor ve bizim hal kapısından bir sürü geliyor. O derece ya. Ve o derece. Biz bunların, bak şimdi şeyler bahsedebilir, görebilir. Oradaki yönetimdeki arkadaşlarımız ki onların bir şeyi yok. Bunları biz defalarca şikayet ediyoruz. Defalarca yetkililere iletiyoruz. Yani senin zeytine baktığın saygıyı orada görebiliyorsun. Senin zeytine verdin. Hani televizyona çıkıyorsun. Oo, işte zeytinin merkezi Gemlik diyorsun ama burada sen zeytinin ne zeytinin ne zeytincinin yüzüne bakmıyorsun sen burada yani. Senin zaten orada dönüşüm tesisi zeytin halinin dibine dönüşüm tesisi yaptırman zeytine, zeytinciye demiyorum geç insanı. Zeytine verdiğin en büyük saygısızlık. O dönemde resmettim deriyi şeye. Facebook'a attım. Dedim ki Allah aşkına böyle mi olması lazım diye bir yazı yazdım. Yani insanlarımız ya da yöneticilerimiz çok gururlu birebir dönmüyor aracı tutarak onu kaldırsın. Ora dere bizim işimiz değil DSE'nin işi. Ya DSE'yi dediğimiz bakanlık değil bir müdürlük. Sen bir hükümetsin. DSE'ye diyemez misin ya bu dereyi ıslah edeceksin. Şu
dere ıslah olmaz mı? Yürüyüş alanları olmaz mı? Yanındaki dışarıdan gelen sanki bütün Türkiye geliyordu bir dönem oraya. Zafer Işık'ın ciddi uğraşları var o konuyla alakalı ama daha geriden geldiğini aslında bakın, defalarca açıkladı. Yani sadece pislik oradan gelmiyor. Yani daha geriden daha ama dere çevresel geliyor. Olarak da düzenlenebilir. Dere toprak ve sazaklık şu an. Yani bugün ben bir Porsuk Çayı'nın etrafı gibi düzenleyebilirsin bunu. Hani her biri başa gelirken... Ama sen istediğin kadar düzenle. Pislik geldiği sürece tabii. Sen pislik atmak zorunda yani. Bakın pislik de şöyle söyleyeyim. Ben geçen gün Karsak Deresi'nde imam tesislerinin üzerinde zeytinlik suladım. Hatta bir videom var, bir iki paylaşım yaptım. Zeytinliğe tüm tesisatımı döşedim, dereye geldim, tesisattan su basacağım. Aman Allah'ım, dere bir leş akıyor. Yani anlatamam oradaki kirliliği. Sonra Benli köyündeki arkadaşlarla fikir alışverişi yaptık. O köylü derenin etrafına kuyu kazıyormuş. Kuyunun içine mıcır döküp suyu süzdürüp o şekil basıyorlarmış. Yeni yeni teknikler geliştirmiş. Tabii yani ya. İlkel teknikler uğraşarak ha biz bir şekilde bastık suya ama inanın arada arıtmalarını bir açıyorlar. 3 gün ben derede yattım. Makinenin başında yatmak zorunda kaldım. Gelen pislik tüm mıcırın üzerine, oraya döktüğüm mıcırın üzerine kaplıyor anında artık şey tabakası, kömür gibi böyle is gibi doluyor. Böyle bir pisliği bu dere akıyor. Bak sulu tarımdan bahsettik. Sadece Karsak deresi temiz olmuş olsa tüm Benli'yi sular. Tüm Umur Bey'den Bostanlık dediğimiz Karsak'a kadar olan tüm alanı sular. Bu yamaçları her tarafı o dereden sulayabilirsin. Daha fazlası hani istiyorsan o dereyi aşıra da bilirsin. Temiz su olsa. Bu bile çok büyük bir katkı. Sadece bir sulu akarsuyumuz olarak gördüğümüz Karsak Deresi ki o pislik buradan gemliğinde denize içinden gidiyor, akıyor. Aynen, denize doğru biz gidiyor. Bu suyu ne sulamada kullanabiliyoruz. Bırak bir de pisliğini çekiyoruz. Çok doğru. İnsan olarak bunun da pisliğini yaşıyoruz ve çekiyoruz. Bunun ucundaki 3-5 tane işletmenlerin dokunulmazlığı yüzünden biz bunu çekiyoruz. Yani bunların arıtması, yani ilçe tarım ya da Orhan Gazi ilçe tarım ya da Gemlik ilçe tarım. Hiç mi bu bölgede faaliyet gösteren işletmelerin arıtmalarını kontrol etmez? Ya da gelip o dereye ne akıyor ya bunu analiz edebilirsiniz ki analizden dahi hani o atın hangi fabrikaya olduğu ait olduğunu görebilirsiniz yani. Yani üzerine gidilmiyor mu? Gidilmiyor. Bunu mu iddia ediyorsun? Bakın inan ki yolunuz düşerse girin bir bakın öyle bir pislik akmaz ya. Öyle bir şey olamaz ya. Peki artık programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet. Ticaret borsası, işte ne bileyim ziraat odası. Yani sizinle alakası olan Gemlik Belediyesi, işte ne bileyim. Bakar sonra kent konseyini bile sokabiliriz bunun içine. Yani evet. Gemliğin tanıtımı diyebiliriz. Ya böyle ana baba kalemlerden bir üretici ve ayrıyetten tüccar olarak. Beklentin nedir? Ben şunu bekliyorum. Ben burada konuşuyorum bir vatandaşım. Ticaretiyle zeytinden rızkımı kazanıyorum. Sonsuz saygı duyuyorum. Zeytini de çok seviyorum. Siz de bu bölgede zeytin üzerinde bir STK, bir borsa başkanı, borsa kurumuysanız, ticaret borsa kurumuysanız ya da oda kurumuysanız ya bu zeytinlikler bana ait değil gözüyle, buradaki üretici beni çok ilgilendirmiyor gözüyle bakmamanız lazım. Yani evet gidip oraya bütçe ayırıp sulama tesisleri kurmayacaksınız. Ama bunu toplantılarını yapabilirsiniz. Özellikle ziraat odası. Allah aşkına ziraat odasının ben sahada nedir ziraat odasını ben sahada görmedim tanımıyoruz yani ziraat odası nerede yani ziraat odası ne yapar? Ben üreticiyim ziraat odasının arada bir belge lazım oluyor ve gidiyoruz yani onun dışında ziraat odasının biz üreticinin yanında zerre kadar görmedik yani. Ya da bu tür bir çalışmanın önünde görmedik. Bu bölgeye hizmet amaçlı bir sürü halı saha yapıldı köylere. Keşke her köye bir halı saha yapılacak. Tamam o da ihtiyaç yapılabilir ama bir halı sahanın maliyetinin 200-300 lira olduğundan bahsettiler. Emin değilim fiyatın ama bu şekil bahsedildi. Bugün bir kuyu vurmanın maliyeti 100 bin liraya elektriğiyle bir en güzel kuyuyu vurursun. Sen her köye bunu yapacağına her köye 3 kuyu
yapıp da sulu tarım kazandırıp bunu da köylüye satsaydım belediye de kazanırdı. Köylü de kazanırdı, üretici de kazanırdı. Bakın halı saha yapılmasın demiyorum ama gidin kaç tanesinde top oynanıyor? Genci olmayan köye halı saha yaptınız. Genci olmayan köye halı saha yaptınız. Aynen. Neden? Proje anlamında düşünülebilirmiş aslında. Yani buraya yaptığınız paralarla bölge zeytinciliğini ayağa kaldırabilirdiniz. Bakın yani satın bunu, köylüye satın bu suyu. Bakın benim köyüme 4 tane havuz yaptılar. 1, 2, 3, 4 tane havuz yaptılar ki masraf ettiler. Bu çok güzel. Kim yapanlar kim? Belediye. Gemlik Belediyesi. Gemlik Belediyesi. Tamam. Ama suyu yok havuzların. Bak bağlanabilir. Belki izliyordur köy muhtarımız, yazabilir. Belediye bağlanabilir. Buski bağlanabilir. Bir tane havuzun suyu yok. Siz suyu olmayan köye 4 havuzu niye yaptınız? O masrafı niye yaptınız? Yani bir müteahhit havuz yapsın para kazansın diye mi yaptınız? O zaman buski doldursun havuzları. Köylü sulasın. Köylüye bakın, ben şunu defalarca söylüyorum. Köylüye ben buraya suyu döküyorum bedava, bunu alın sulayın. Demesin. Demesin kesinlikle. Yani ben burada köylüyü de savunmuyorum. Belli kişiler o suyu orada harap edecektir. Üzerine çökecektir. Buna da karşıyız. Parası o. Vereceksin, hani parayı veren düdüğü çalsın kardeşim. Ama paraya da bu olmasın. Makul. Demeyelim de hani makul bir fiyatla bütün tabii çiftçiye makul, ulaşsın. Tabii yani. Makul bir fiyatla bütün çiftçiye ulaşsın. O zaman kimsenin kimsede gözü de kalmaz. Ha, sen yaptıydın, sen suladıydın da olmaz. Adam 100 tonun parasını vermiştir. 100 ton sulayabilir. Verdim paramı, suladım olur yani. Yani başkasının hakkını gasp etmediği gasp sürece etmesin, uzun aynen, yok. Şey, sıkıntı aynen, yok yani. Amaç bu zaten. 60 yıldır belediyeler ya derede ya parkta hizmetlerini sergiliyor. Dere ve park olmasaymış ne yaparlarmış bilmem. Biri dereyi kapatır, biri dereyi açar demiş. İşte aslında verdiği örnek de çok iyi bir örnek oldu. Sevgili Himmet Çam'ın. İşte top sahası, halı saha yapılacağına hepsine birer sondaj vurulsaydı. Aynen. Fikirdir. Tabii ki düşünülebilir. Ama vardır bir alt sebebi herhalde. Yani bu kadar da düşüncesiz yöneticiler mi yönetiyor? Keşke, İnşallah öyle değildir. Keşke böyle şey olsa da, mesela şöyle de bir şey yapayım. Bir ara tarım komisyonu vardı şeyimizde, belediye bünyesinde görev yapan. Mesela Facebook'ta biz bunlara karşı denk gelirdik. İşte İznik falan bir yerde tarım komisyonumuzu, birliğimizi yaptık ya da Gemlik'te tarım komisyonu toplandık. Altına yazıyorum, diyorum ki hocam tarım komisyonunda Gemlik için ne kararlar aldınız? Hiç minnet yok, cevap yok. Dönüş de yok. Dönüş de yok. Ya Allah aşkına, yani sade görev başında oturmak, Facebook'ta resim paylaşmak mıdır? Ya da bir STK'nın başında olmak, yetkili biri geldiğinde onunla resim çektirip atmak mıdır yani? Yani sizin insanlara biz bunu tavsiye amaçlı bu kararları aldık. Ya da bölge tarımımız için bunları öngördük. Yani, ya da ilerleyen zamanda bu yatırımlara karar verdik. Bu yatırımlara karar verdik gibi bir açıklama. Yaptın da ne yaptın? Tarım komisyonu niye topladın? Tarım komisyonu neyin kararını aldı belediye bünyesinde? Sahadaki karşılığı ne? Üreticideki karşılığı ne ya? Hani böyle yapmacık şeylerle de böyle gerek yok yani. Olacak inşallah be. İnşallah. Zamanla olacak inşallah. İnşallah. İbrahim İnce'yi yayınlar dilerim demiş. Program bitti. Himmet Çam. Hocam teşekkür ediyorum. İnşallah... İnşallah faydası olur. Faydası yetkililer olur. Biraz yetkililer dinler, seyreder. Benim programlarda hep ben genelde Gemlik ana başlığı altında iyi şeyler konuşmaya çalışıyorum. Kimseye öyle çakmaya vurmaya derdimiz yok. Öyle bir niyetimiz de yok. Hani buradan çıkacak bir cümle, belki bir proje neden faaliyete geçmesin? Aynen. Zeytinci konuşacak. Emin ol konuşacak, bizim de konuşacak. Eleştirilerimiz yani bölge zeytinciliğinin ayakta kalabilmesi için, ki biz burada bir Ekmek yiyen biri olarak konuşuyoruz. Bir sofrayı paylaşan biri olarak konuşuyoruz. Ben de oluyorsa komşumda da olsun. Bütün bölge yazın sezonda herkes buradan akın akın bahçelerine gittiği zaman ürününün güzel olduğu yıllar bahçedeki insanların neşesi dahi farklı. Mutluluğu dahi farklı. Yüzlerin gülmesi, kazanması, harcaması, yani insanlar bunlarla yuva kuruyor. Kazansın ki kursun. Kazanmalı ki yaşamalı yani. Aynen doğru. Yani.
Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür programa ederim hocam. Geldiğin için, çok destek olduğun için. Sağ olun. Gayet de güzel yetiştirmişsin. Gayet de güzel projelerle çalışarak gelmişsin. Çalışarak teşekkür gelen ederim. Bir konukmuş. Yaşayarak geldik. Hem yaşamışsın hem evet çalışmışsın da. Evet, Himmet Cam'la bu akşam Gemlik Zeytinli konuştuk. Gene dertli kalemlerimizden biri. İnşallah bir fikir kapısı açmışızdır Kios TV ekranlarında. Dediğim gibi program başında Perşembe günü bu sefer esnafı dinliyoruz. Hatta yetmiyor, iki tane esnaf dinliyoruz. Sevgili Nihat Semiz ve Erdem Şeker konuğumuz olacak. Güzel bir program olacak. Onların hem sosyal medyadaki bir tarafları var. Şimdi izleyip gülüyorlardır bana. Hem güzel hem komik bir program olacak. Hani biraz da böyle gülelim ya. Hep de ağlayacaksın. Böyle esnaf tamam kan ağlıyor. Onu da konuşacağız ama biraz da gülelim. Cuma günü yine bir programda karşınızda olacağız. Bu sefer de Reyhan Çorum'u ağırlıyoruz. Reyhan Çorum'la da sosyal medyadaki çıkışlarını konuşacağız. Belediye konuşacağız. Kent konseyi konuşacağız. Onun da söyleyecek sözleri varmış. Hatta beni bir programda da eleştirmiş. Kurgu yaptığımı iddia etmiş. Bakalım Cuma günü bakalım kurgu nasıl oluyormuş. Hep beraber göreceğiz. Burada kurgu yapmıyoruz. İşte hatta şuna çok güzel bir örnek verebilirim. Saat 20.30'da Allah ve Himmet Bey şahittir. Saat 8.30'da ofise giriş yaptım ve montajdan çıktım geldim. Kurgu yapmaya benim vaktim yok. Olanlarla da işim yok. O yüzden de inşallah güzel bir program diliyorum. Bu hafta böyle güzel konular geçecek. Efendim bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bir başka programda sesimiz soluğumuz yettiği sürece inşallah karşınızda olacağız. İlk program Perşembe günü tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.